Hatırlarsanız daha önceki bölümde iki elması kapıştırmıştık. Birbirlerini radyan zannediyorlardı. Şimdi ise iki immortal'ı kapıştırdım ama birbirlerini gold zannediyorlar ve haberleri yok immortal olduklarına dair. Yetmez gibi ya oğlum immortal olmuşsun. Senden daha düşük ranklı bir gold oyuncuya nasıl yeniliyorsun diye bazen kışkırtıyorum. İster istemez heyecanlanıp gerilip daha da böyle kötü oynamaya başlıyorlar kimi zaman. Tabii ki de sonrasında söyledik. Harika video sizlerle. Hoş geldiniz. Bu tarz seriler için ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz ölümsüz odasına herkesi davet ettim. Yani ölümsüz arkadaşlara yazdım. Buradan birer kişi de alacağım dedim. Onları da çaktırmadan çağırdım. Bro fena değil, teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Sende ne var ne yok? Ben de iyiyim abi. Şimdi içeriğimiz şu. Seni bir tane gold'la kapıştıracağım ama gold senin hiçbir şekilde hangi ranktan olduğunu bilmeyecek. Ve senden isteğim elinden geldiğince hani 13-0, 13-3, 13-2 falan maçı bitirmen. Yani çok tryhard oynamanı istiyorum. Hani birebir ya tryhard'dan tamam. Kastım zaten midde oynanıyor, ascent'de oynanıyor biliyorsun. Kafamızdaki evet, konsept tamamen vurabildiğin kadar vur. Adama hani el verme olur mu? Hiç şımarma yani. Böyle bir konseptimiz var. Bu adam da ya ben arada sırada onun odasına gireceğim. Sana gireceğim. Senin tepkini alacağım. Onun tepkisini alacağım. Onun maç içerisinde senin rankını tahmin etmelerini alacağım. Bir de maç sonunda alacağım. Sonra da seninle bir adaya götürüp işte orada görüşme falan filan. Böyle bir içeriğimiz var. Ama senden tamam. Bir ricam olacak. Varsa bir tane immortal görünmeyen bir hesabını da gel ki adam gruptan direkt rankını görüp söylemesin. Ve hoş geldin. İçeriğimizi söylüyorum direkt sana. Bir immortal vs. bir gold. Ama senin immortal olarak gold'u parçalamanı istiyorum. Olabildiğince tryhard oynamanı istiyorum. Bir de anlık olarak tabii ki de tepkilerinde ben bu odada olacağım. Arkadaşım odada olacak. Hani kayıt alacağız. Bakacağız vesaire. Kendisi de böyle maçın ortasında, maçın sonuna doğru, maçın başlarında sürekli senin rankını tahmin etmeye çalışacak. Ascent'te birebir atacağız. Okey miyiz? Oğlum yok et her şu adamı. Bak yok et. Niye lan smurfleri vurmayı seviyorsun herhalde? Smurf takılmayı. Biraz ya. Hadi bakalım. Let's go. Nice'lar oğlum sana. Hadi bakalım 1-0. Beko. Alkış havaya yedim ya. Hadi aslanım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 13-1. Abi şansa vurdum ya. Nice oğlu. Oğlum Hyper. Efendim. Allah'ın Gold'undan şimdi bana one tap yiyeceğim deme yani. Abi. Arkadaşlar Gold'lar alınmasın. Mouse'dan kışkırtmak için böyle diyorum. Vuracağım yanlış ya. Anlamayın. Yo yo alırım. İzle 13-1. Bu arada seni vurduktan sonra yani neyse söylediklerini söylemeyeyim şimdi. Bir yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. Moruk sen bu adama bayağı kalın geleceksin ya. Vuracağım. Oğlum Beko. Bu adam gerçek dostlardır herhalde. Adam çığlık atıyor seni vurdukça haberin olsun üst katta. Vallahi tahmin edecek miktar demir falan diyecek bana. Anasının gözü. Vur oğlum Beko şunu. Adam çığlık atıyor seni vurdukça. Beko? 13-13. İyi hadi öyle olsun. İyi bozulacak abi. Beko ne olur lan? Oğlum güveniyorum sana. Abi güveniyorum da. Hadi kardeşim. Oğlum Hyper. Heh. Vur dedik de bu kadar da sert vur demedik lan adama. Lan ne yapıyorum abi? Fırsat da veriyorum ha. Ya adam gold ne bekliyorsun? Sen çok sert oynuyorsun ya. Oğlum biraz hafif oyna lan. Yo. Round'ı hızlı başlatmayın bu arada. Onu şey yapmayın bence. Bekleyebiliriz onu. Kaç diyorsun maç skoru alayım? Abi birazcık sert oynarsam 13-3 belki hadi bir tane de avans olur. İyi. Avansı bu elin mi vereceksin? Ona bakacağız abi. İyi hadi öyle olsun. Vermemeyi düşünüyorum. Hadi öyle olsun. Evet Hyper'ı izliyoruz arkadaşlar. Hyper harbiden sert oynuyor. Hyper gerçekten vermek istemiyor. Peki sence üst taraf mı avantajlı alt taraf mı Hyper? Abi alt taraf bence ya. Okey ben bir sorayım bakayım şu ana kadar senin rankın ne olarak düşünüyor? Oğlum Beko! Abi bu adam gold değil bence ya. Beko adam gold 3. Bence sen özgüvensiz olmuşsun. Ben uçları yiyorum neyse abi 13-5 ya. Sen bu round'u al da kardeşim bak gözüm şu an sende. Bir de yerler değiştirecek. Belki üst tarafta daha avantajlı olursun. Ondan dolayı vuruyor olabilir ya seni. Lan oğlum la ben buraya gelince bu çocuk tek atıyor. Senin gözün abi herhalde. Nice oğlum nice. Ben sana verdiği rank tahmini söylüyorum. Bana dedi ki abi bence sen beni kandırıyorsun. Adam immortal 3 ile radiant arasında dedi. O yüzden bir tık böyle bence sakin oyna be. Tamam. Ne dersin? Olur. Sakin oyna dedim, one tap atıyor. Lan Hyper. Ulan Hyper, Allah'ın golduna ölüyorsun lan. Oğlum şaka yapıyorum lan. Öyle hissetmiyorum. Ben dalgasına sana bulaşıyorum bu arada. Yo abi sıkıntı değil. Ben i̇yi, ona tamam, şey tamam. Yapmam, triggerlanmam. İyi okey. Beko! Efendim abi. Üst taraftan hiç o şeyler gelmiyor, haberin olsun. Ben adam seni şu an rankın ne olarak tahmin ediyor biliyor musun? Gümüş. Yok. Şu fight'ınız bitsin söyleyeceğim. Arkadaşlar,
Beko'nun almasını istiyorum şu fight'ı kafa kafaya gitsin diye. Beko adam diyor ki maksimum diyor. Maksimum diyor. Karşımdaki diyor yüceliktir diyor. Bro immortal gibi oyna gözünü seveyim. Bak adam dalga geçiyor. Ya benle dalga geçiyor daha doğrusu. Benle dalga geçiyor. Adam diyor ki abi diyor beni diyor şu an immortal'ların arasına maça sokman lazım diyor. Haberin olsun diyor ya da radyantların arasına diyor. Hyper sana bir şey söyleyeyim mi? Adam fikrini değiştirdi. Max yücelik bu diyor. Vallahi ben sana diyeyim. Maksimum yücelik diyor. Beni koy bu adamın elosuna ben oynarım diyor. Hayda. Harbi diyorum bak. Beko. Şu vuruştan sonra adam yamuldu, fikirleri değişti, haberin olsun. Ne diyor şimdi? Ya bir şey demiyor. Rank tahmini yapmıyor da biraz değişik tepkiler verdi yani. Adam çığlık atıyor senin yüzüne. Oğlum helal lan Beko. İstediğin performans lan Beko. Lan bir an kaybedeceksin diye çok korktum oğlum. Videoyu yayınlayamayacaktım. Sen gidip de bir tane şimdi golda kaybetsen immortal olarak ben bu videoyu nasıl yayınlayayım? Doğru diyorsun abi. Ama adam snort ya. Hyper. Aga bak bir şey diyeceğim bu arada. Bunu bu arada video dışı söylüyorum. Haberin olsun. Oğlum sen bu adama kaybedersen ben bu videoyu yayınlayamam. Gözünü seveyim şu adamı yiyen Hyper. Rica ediyorum lan. Abi. Abi. Ne bileyim o alttan cross koyuyor. Tamam şu an sen avantajlısın. Bak vallahi video yayınlayamam. Tamam. Ben de rezil olurum abi. Bana da yakışmaz. Oo! Julian açıldı. Rezil olmamak için durumu 7-6'ya getirmeyi başardı. Acaba şu an senin rankına ne diyor? Var mı tahminin? Sorayım mı ne diyor diye? Abi yüce 1 diyordur ya. Yüce 1 tamam. Beko sence şu an senin rankına ne diyor? Ne diyor abi? Demir mi? Yo tahmin ver. Oha oğlum niye demir desin? Adamı yeniyorsun zaten. Ben diyor goldsam diyor. Bu adam plattır diyor. Bu kadar kafa kafaya gidiyorsa diyor. Doğru diyor. Ya oğlum kıyamam sana ya. Beko lan. Aga mikrofonu aç lan. Niye öyle dedin? Oğlum Beko çok tatlı bir insana benziyor arkadaşlar ya. Beko'nun var ya çok üstüne gittik ya. Aslında gitmedik de ya. Beko çok alındı. Beko sesin gitti Beko. Ya abi ufak sorun çıktı da geldim. He. Okey. Oğlum Beko bak ben bu videoyu yayınlayamam ben kaybedersen. Gözünü seveyim vur şunu ya. Abi yapma ya. Heyecanlandırıyorum. Tamam tamam şaka yapıyorum bro. Esprisine diyorum. Sen rahat rahat oyna. Oğlum Hyper. Vallahi ha. Videoyu yayınlayamam bro kaybedersen. Gözünü seveyim. Adam diyor ki. Oh. Max plattır diyor. Bu kadar kafa kafaya gidiyorsa diyor. Avans verdiğimi niye düşünmüyor hiç? Oo. Bence siz ikiniz iyi doğu olursunuz ya bu arada. Senin main'in ne? İma 1. Main, ajan. Alo. Fate. Ha. Ben çok başka şeyler düşündüm. Aga sen başa o kadar odaklanmışsın ki yani. Fate oynama abi. Okey. Seni biraz konuşturayım da biraz dengen bozulsun. Zaten karşısında gold var yani. Full focus'um abi. Sen yok bitirdin ya maçı. Dur bakayım aşağısı ne diyor. Dalga geçiyordu o kadar şimdi mors oldu. Haydi Beko. Tom zamanı şimdi. Haydi Beko. Lan yok bir şey demiyor ya. Kötü gün geçiriyor herhalde abi diyor. Benden daha iyi ya. Yapacak bir şey. Yok oğlum ya. Ben şu an diyor çok gazla oynuyorum diyor. Sen rahat oyna kardeşim. O çok gazla oynuyor bak güven bana. Adam gerçek gold herhalde. Evet goldlar çok tehlikeli olurmuş. Moruk bu adam harbi gerçek oldu ya. Abi immortal'da böyle vuruşlar yok. Benim için aldın bu eli Beko. Benim için aldım abi. Ben bu eli aldım senin için. Bundan sonra sana bir maç olur mu? Maçı salma oğlum maçı bitir. Aslanım benim be. Oğlum helal lan Beko. Comeback lan. Gold'a karşı abi. Oğlum adam ama normal gold değil. Gold 3 yani şimdi Beko onu da düşünmek lazım. O da zor abi. Plat hani olmuş. Hani plat olmuş yani anladın mı? Zaten diamond sonra yücelik imo yani hani. Gelmiş yani. Gelmiş Beko gelmiş. Şimdi hani cross koyma var ya abi. Cross eye placement. Evet işte bu hani bu oyunda inanılmaz etkili bir şey ya. Bir koyma bakayım bir ne oluyor? Abi koymazsam. Bakayım o nasıl koyuyor? Oyun iyi koyuyormuş. Abi. İyi koyuyormuş o. İyi koyuyor abi. Oğlum Hyper. Şu an kendini sorguluyor musun? Ben nasıl bir immortalım diye. Gold evet. 3 bir adama yeniliyorum diye. Evet. Abi ben şunu söylüyorum ama. Hyper bir şey söylüyorum. Boosted mısın? Doğru söyle. Yo değilim. Kendim çıktım zaten. Hadi aslanım güveniyorum sana. Arkadaşlar şu an bir tanesi üzerine baskı hissediyor. Beko baskı hissediyordu. Hyper hissetmiyordu ama ben Hyper'a böyle dedikçe Hyper baskı hissetmeye başlıyor. Ve muhtemelen baskı hissettikçe daha da böyle şey istediği gibi oynayamamaya başlayacak. Bakalım göreceğiz zaten. İkisi de birbirine bayağı bantepler falan attı oldu. Bak baskı hissediyor şu an vuramıyor. İkisine de baskı veriyorum. Bu arada ikisi de iyi vuruyor. İyi oyuncu. Kesinlikle immortal seviyesinde aimleri var. Ama heyecanlandırdığım zaman o heyecanlar bilirsiniz. Ya oğlum bir golda mı yenileceğim heyecanı olur ya böyle daha düşük hani video bir de. İsterseniz zorlanıyorlar.
Hyper'cığım olur olur bir devam. Bir yorumda yapacağım. Bir bekle sonra önce bir aşağı bir gideyim. Haydi Beko, haydi Beko, haydi. Oğlum Beko bir şey soracağım. Çok ciddi soruyorum. Sence bir gold şey kaybettiğin için kendini boost olduğunu düşünüyor musun? Hayır abi. Abi bir de bir şey diyeceğim. Daha zor gold yok mu ya? Bu kolaymış. Ne? Diyorsun. Oğlum onun lan maç. Ooo. Nice oldu o. Abi bu düşük eloda hani korkudan sıkma diye bir şey var ya. Evet. Daha cross adamın üzerine gelmeden sıkma var. Evet. Evet. Bundan dolayı ben bir çok şey yapamadım. Isınamadım. Burocuğum hiç soru yok. Ben sizi aynı odaya çekiyorum şu an. Bir de öyle devam edin bu roundu. Beyler seyahat aynı odaya çektim sizi. Tamam. Bence bu roundu Hyper vurdu gibi ya. Bakalım Hyper. Hyper'ın elimi gerginleşmeye başladı. Hyper heyecan gerildi. Okey. Ne düşünüyorsunuz şu anda? Bir golda karşı oynamak ne hissettirdi? Abi. Ben bir pause alayım. Pause alsanıza. Bir durdursanıza. Bir pause alın. İkinize de soracağım. Abi bir golda karşı oynamak beni gergin hissettiriyor bu arada. Öyle söyleyeyim. Çünkü hani ne yapacağını bilemiyorum. Kanka ama... Ne yaptığı da çok emin olamıyorum. Ondan dolayı bir gerginlik var yani üzerimde. Beko. 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 Beko senin için nasıl hissettiriyor bir golda karşı oynamak? Abi. Ben... Abi ben yani daha iyi goldları gördüm abi. Oğlum Hyper sana gold diyor bu adam. Hyper. Ha. Aga ne diyor? Der abi normal bir şey. O Hyper anlamadı ben olayı. Bayağı kolay goldsun yani. Beko anladı olayı da Hyper anlamadı. Yo yo ben anladım. Tamam kolay diyebilir ama. Oğlum anlamadın Hyper. Yo anladım abi gold diyor bana da. Hayır Hyper. Bak ben ona bir soru sordum. Dedim ki bir golda karşı oynamak nasıl hissettiriyor dedim. Aynısını sana da sordum. Evet. İkiniz de immortalsınız arkadaşlar. İkinize de birbirinize golda karşı oynuyorsunuz dedim. Abi sen bizi dolandırdın o zaman. Evet. Evet ya yani ve ikinize de bilerek baskı verdim. Bir ara Hyper heyecanlandı, bir ara Beko heyecanlandı. İkiniz de immortalsınız. İkinizin de harbiden iyindir iyi. Şu an devam edebiliriz karşılaşmaya beyler. Evet çok tuhaf oldu. Ben de diyorum yani nasıl gold ya? Ben böyle gold olmaz yani. Abi şey değil mi? Aynı yer mumun tatmaz. Yerinde durar cross koyar. Aynı şeyi ben de dedim var ya. Benzer bir şey ben de dedim. O shoulder'ı, o shoulder'ı falan... Baksana hani... bak, immortal dedim ya karşındaki nasıl vurmaya başladı direkt. Çok daha rahat hissediyorum kendi enamda olunca. Ya bu arada skorun böyle kafa kafaya bitmesi çok hoş bence. Olması gereken buydu. İyi oldu bu bayağı. Hani iki immortal kapışınca zaten arada 3-4 sayıdan fazla fark olmaması lazımdı bence. Şu an zaten birkaç sayıyla bitiyor. İkinize de çok baskı verdim bu arada. Hani videonun konseptinden ötürü. Ama arkadaşlar ikiniz de gold değilsiniz. İkinize de şey dedim. O buna, o sana böyle diyor, bu sana böyle diyor diye. İki immortal'ı böyle kapıştırmak istedim. Son roundunuzu şu anda oynuyorsunuz. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim abi. Şu an daha da heyecan bildirme. 12-12. Biraz daha rahat hissediyorum şu anda. Burada bitirelim mi? Berabere kalsın mı? Bitirelim bence. Tamam okey. Burada bitirelim. Katıldığınız için teşekkür ederim. İzniniz varsa ben bu videoyu yayınlamak istiyorum tabii ki de. Çünkü sizin tepkileriniz, sesleriniz de var. Tabii ki abi. Vallahi sağ olun ya beyler. Benim için çok keyifli bir video oldu. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Bunu bütün izleyenlerime de söylüyorum şu an. Bu videoyu çekmeden önce aynı şekilde iki tane elması kapıştırdım. Ve o videoyu yayınlamadan önce bunu çektim. Çünkü o videoyu yayınlasaydım o zaman anlaşılacaktı. Hani konsept çağırdığım insan bu konsept çekiyor diyecekti. Yani bu videoyu stoklayıp yayınlayacağım. Beko ile Hyper'a da teşekkür ederim. Bu sefer iki immortal'ı getirelim ama birbirlerini gold sansınlar olarak düşündüm. Ya sağ olun beyler. Ellerinize sağlık. Bu arada ikinizin de yemi çok hoş. İkiniz de çok güzel vantepler attınız. Çok hoşuma gitti. Ama şunu fark ettim. Hangi odaya girip baskı versem. Oğlum sana böyle diyor böyle diyor. Videoyu yayınlayamayacağız. Golda mı kaybedeceğiz? Yorumları yaptığım zaman o kişi vuramamaya başladı. Bu da Valorant'taki gerçekten mentalin, psikolojinin ve baskının önemini gösteriyor. Bir tarafa baskı verdiğiniz zaman adam birdenbire geriliyor. Baskı hissediyor. Heyecanlanıyor. Daha da kötü oynamaya başlıyor. Ya buradan çıkarabileceğimiz en büyük ders herkes için, her oyuncu için. Oyun içerisinde asla baskı hissetmeyin. Gerilmeyin, heyecanlanmayın. Başkalarının dediklerini umursamayın. Umursadığınız zaman böyle oluyor. Farkındaysanız hangisine gidip desem o direkt gerilme, heyecanlanmaya başladı. Arkadaşlar teşekkür ederim katıldığınız için de. İzleyen arkadaşlarım sizler de izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle konseptler gelecek. Yorumlara lütfen benzerlerini yazın. Kafanızdakileri yapalım. Görüşürüz.